Geçerken haber kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta halka seslendi. Hedefinde Rusya Devlet Başkanı Putin vardı. Putin'in açıklamalarını hatırlattı. Türkiye'nin hiçbir milleti sırtından bıçaklamadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millet göğüs göğüse savaşmasını bilen bir millettir diye konuştu. Öte yandan Bayburt'ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende Fahri Doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı, gençlerin sosyal medya bağımlılığını eleştirdi. Cumhurbaşkanı, gençlerimiz 140 karaktere sığdırılmış bir ifadeyle yetiniyor, ötesini araştırmıyor, dedi. ...64. hükümet çalışmalarına başladı. Kabine üyeleri ilk Bakanlar Kurulu'nda bir araya geliyor. Toplantı öncesinde ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ve yeni kabine Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu Anıtkabir özel defterini imzaladı. Davutoğlu deftere, ana hedefimiz halkı barış içerisinde yaşayan huzurlu, müreffeh, itibarlı bir Türkiye idealidir sözlerini yazdı. Yeni kabine Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda sınırda yaşanan gelişmelerle yaş toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi bekleniyor. 64. hükümetin programı yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Meclis Genel Kurulu yarın saat 14'te toplanacak. Önce gruplar adına konuşmalar yapılacak. Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 40'ar dakika süreyle hükümet programına ilişkin görüşlerini dile getirecek. Daha sonra hükümet adına eleştirilere cevap verilecek. Görüşmelerde iki milletvekili de şahsı adına 10'ar dakika söz alacak. 64. hükümetin güven oylaması ise 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rusya'nın Türkiye'den gelen ürünlere denetimleri artırması iddialarına cevap verdi. Çelik, konunun ekonomik alana taşınmasının doğru olmadığını söyledi. Aksi takdirde iki ülkenin çiftçisi de olumsuz etkilenir, dedi. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Suriye'nin Bayır Bucak bölgesi kuşatma altında. Bombardıman stratejik noktalar olan Kızıldağ ve Türkmen Dağı'nda sürüyor. 9 gün önce başlatılan saldırılar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Köylerden ayrılan kadın ve çocuklardan oluşan Türkmenler, Türkiye sınırına yakın noktalarda oluşturdukları çadırlarda yaşıyor. Güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik Bingöl kırsalında operasyon düzenledi. Orta Çanak bölgesi Göltepe mevkiinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen 3 sığınak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin'in Derik ilçesinde 26 Ekim'de başlayan sokağa çıkma yasağı İkinci bir duyuruya kadar uzatıldı. İlçede güvenlik güçleriyle teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Şu ana kadar iki terörist etkisiz hale getirilirken tuzaklanan iki patlayıcı da imha edildi. MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili bazı görüntülerin Cumhuriyet Gazetesi tarafından yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklama kararı çıktı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu söz konusu haber 29 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanmıştı. Şikayet dilekçesinde Hatay ve Adana'da
MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasıyla ilgili gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verildiği belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bir açıklama yaparak soruşturmanın basın özgürlüğüyle hiçbir ilgisi bulunmadığını, kişi hak ve hürriyetlerini ihlal edecek hiçbir tavır içerisine girilmediğini belirtti. Açıklamada MİT'e ait yardım tırlarının herhangi bir yasa dışı örgüte gittiğine yönelik hiçbir bilgi, belge, delil ya da emare bulunmadığı da vurgulandı. Paralel devlet yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 12 şirkette arama başlatıldı. Kayyumlar, holdingle bağlantılı 12 şirketin yöneticileriyle diğer şirket, vakıf ve dernek yetkililerinin aynı kişiler olduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, söz konusu 12 şirket için terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla arama ve el koyma kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şirketlerde arama yapılmasına suç delili olabilecek tüm ticari defterler, belgeler ve dijital verilere el konulmasına karar verdi. İstanbul, Üsküdar ve Bağcılar'daki 10 şirketle Ankara'daki 2 şirkette eş zamanlı arama başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bismil ilçesi yakınlarında şüpheli bir araç tespit etti. Yapılan kontrollerde aracın yanında bulunan petrol hattından çekildiği belirlenen 20 ton ham petrol ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çanakkale Ayvacık'ta göçmenleri taşıyan bot battı, 4 çocuk hayatını kaybetti. 55 Afgan ve Suriyeli göçmeni taşıyan bot, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice mevkiinden gece karanlığında denize açıldı. Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenleri taşıyan şişme bot şiddetli dalgalara dayanamadı. Bottaki Afgan ve Suriyeli göçmenlerin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Ancak tüm çabalara rağmen 3'ü erkek, 1'i kız, 4 Afgan çocuk hayatını kaybetti. Ordu'da 3. kattaki evinin balkonundan sarkan engelli oğlunu tutmak isteyen baba dengesini kaybetti, oğluyla beraber aşağı düştü. Baba öldü, oğlu yaralandı. Talihsiz olay Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki engelli Emre Dikmetaş, 3. kattaki evinin balkonunda oynarken aşağı sarktı. Oğlunun sarktığını gören baba Cemil Dikmetaş, oğlunu tutmak istedi. Baba dengesini kaybedince oğluyla beraber aşağı düştü. Cemil Dikmetaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan engelli çocuksa hastanede tedavi altına alındı. Fransa'da katliam kurbanları anıldı. Katliamda ölen 130 kişi için Paris'teki Envalit planında tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı François Hollande, kurban yakınlarına teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini söyledi. Hollande, insani olmayan bir şekilde savaşan düşmana karşı demokratik tüm yolları kullanacağız dedi. Özgürlüğün sonuna kadar arkasında olacaklarını belirten Hollande, savaşı sonuna kadar tüm Fransız halkıyla sürdüreceklerini kaydetti. Tören Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Gün içinde yaşanan şiddet olaylarında 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri El Halil kentinin kuzeyindeki El Arup mülteci kampında Filistinlilerle yaşanan arbedeye göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında 20 yaşındaki bir Filistinli öldü. Nablus'ta
silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinli, Kudüs yakınlarında ise başka bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaşamını yitirdi. Batı Şeria'da da bir Filistinlinin arabasını otobüs durağında bekleyen İsrailli askerlerin üzerine sürdüğü iddia edildi. Olayda Filistinli vurularak öldürüldü. Ekim ayından bu yana Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 103'e yükseldi. Meksika'da kayıp kaplan aranıyor. Bir ay önce tutulduğu özel bahçeden kaçarak kayıplara karışan Bengal kaplanı için ülkenin en ünlü avcıları ve uzmanları iz peşinde. Hayvan bir ara Çevre Bakanlığı'nın kameralarından birine yakalandı. Kaplan Ankor'u yakalamak için yoğun çaba harcanıyor. Halktan da kaplana yaklaşılmaması ve görüldüğü yerin bildirilmesi istendi. Ve spor. Fenerbahçe Norveç'ten mutlu döndü. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında gruptan çıkmayı garantileyen Molde'ye konuk olan Sarı Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Puanını 8'e çıkaran Fenerbahçe son maçta Celtic'e yenilmediği takdirde bir üst tura yükselecek. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sarı kart cezalısı Nani ve Simon Kjær forma giyemeyecek. H grubundaki temsilcimiz Beşiktaş'ta Olimpiyat Stadında konuk ettiği İskenderbey'i 2-0 mağlup etti. İki gol de Cenk Tosun'dan geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi. Beşiktaş son maçta Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a konuk olacak. Temsilcimiz bu karşılaşmada berabere bile kalsa gruptan çıkmayı başaracak. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Ve sevgili seyirciler, gün biterken de sıra ekonomi haberlerinde, ardından hava durumunu izleyebilirsiniz. Saat başında gelişmeleri aktarmak üzere biz tekrar karşınızda olacağız.